Merhaba arkadaşlar, ben Nihilist. Bu videomda oyuna yeni başlayan arkadaşlar için isyancı liderlerinde hangi komutanları kullanmaları gerekiyor ve hangi formasyonlara saldırmaları gerektiği ile ilgili bilgiler vermeyi düşünüyorum. Öncelikle komutanlarımıza baktığımız zaman bizim isyancı liderler için kullanacağımız ana komutanımız Jane arkadaşlar. Haliyle Jane komutanınızı mutlak suretle yükseltmeniz gerekiyor. Yani en azından mor ve mordan sonra da sarı renge ulaştırmanız gerekiyor. J'nin dışında arkadaşlar sürekli kullanacağımız bir diğer ücretsiz komutanımız ise Sheila arkadaşlar. Sheila da aynı şekilde en üst seviyeye yükseltmeniz gereken bir diğer komutan. Sheila'dan sonra diğer ücretsiz bir komutanımız olan Soren'e de aynı şekilde sürekli kullanacağımız için isyancı liderlerini sürekli kullanacağımız bir komutan olduğundan haliyle Soren'i de aynı şekilde yükseltmeniz gerekiyor. Soren komutanın dışında ise arkadaşlar etkinliklerden kazanmış olduğumuz Sabrina komutan. Sabrina da aynı şekilde isyancı liderlerinde sürekli kullanabileceğimiz bir komutan. Ondan dolayı şayet yeşil ve mavi renklerde ise mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında saldırılar için değil de yani isyancı liderlerinde saldırıda kullanmayacağımız bir komutan var ama uzmanlaşma bölümünde bizlere 600 motivasyon verdiği için Haley komutanını da aynı şekilde yükseltebilirsiniz. Haley komutanından kazanacağınız o motivasyon sizlerin çok işine yarayacak. Ekstradan saldırı düzenleyebileceksiniz. Motivasyon diliminizde görüyorsunuz zaten. Şu anda 7063 gösteriyor bende. İşte buna ek olarak Hale komutanını sarı yaptığım için 600 motivasyonda Hale komutandan kazanmışım. Şöyle örnek bir isyancı liderine saldırı üzerinden göstereyim arkadaşlar. Bugünkü isyancı liderlerimiz süvari unutmayın arkadaşlar. Gün değişmekte her isyancı lideri. Haliyle bugünkü isyancı liderimiz Süvari. Bu isyancı liderlerin yine 4 tip askeri tipi bulunuyor. Yani Süvari, Piyade, Mızrakçı ve Okçu. Buna göre de formasyonlarımız değişmekte arkadaşlar. Şöyle bugünkü süvari üzerinden anlatayım arkadaşlar. Tabii diğer komutanları için diğer günleri beklememiz gerektiğinden tek bir komutan üzerinden anlatacağım ama yani farz ederek o komutanlarımızı değiştirerek sizlere formasyonları göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu ön kısmı komple siliyorum. Şu arka üçlümüz arkadaşlar sabit unsur. Yani bu üçlüyü hiç değiştirmeyebilirsiniz. Yani sürekli sabit tutabilirsiniz. Bunun dışındakiler ise sadece ön hattınızı farklı formasyonlarda kullanabilirsiniz. Az evvel ondan dolayı zaten bu üç komutan üzerinde durmuştum. Bu üç komutan bizim sabit komutanlarımız arkadaşlar. Bugün süvari bir komutan olduğu için isyancı lider bunu counterlamamız için yani daha yüksek vurabilmemiz için haliyle bizim mızrakçı komutan kullanmamız gerekiyor. Mızrakçı komutanlarda da isyancı liderinin karşısına gelecek olan yani ortaya gelecek olan komutanımız genelde tank olmalı. Yani defansif bir özelliğe sahip olmalı. Mızrakçılar arasında da defansif özelliğe sahip olan Gorel komutanımız bulunmakta. Sağına ve soluna da arkadaşlar yüksek ataklı mızrakçı komutanları yerleştirmemiz gerekiyor. Bunlar arasında da en yüksek hata sahip olan Aslan bulunuyor. Şayet işte Uma olsun, Varis olsun, Hector olsun bunlar da etkinlikle gelen komutanlar olduğu için özellikle Hector ve Uma bu ikisini arkadaşlar ataklar düşük olduğundan burada Sabrina'dan bahsetmiştim. Burada Sabrina'yı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şayet karşımızdaki piyade bir komutan olmuş olsaydı yani şu an süvari değil de piyade bir komutan olduğunu düşünün karşımızda. Haliyle bunu kanıtlamamız için arkadaşlar burada süvari komutanları kullanmamız gerekiyordu. Burada da Robb Stark yine aynı şekilde defansif özelliğe sahip olan ana komutanımız olacak. Yani hemen piyade komutan karşısına Robb Stark'ı alacağız. Sağına soluna şayet varsa
Mango ve Merrill Peak komutanlarını kullanabilirsiniz. Şayet işte o levellere ulaşamamışsınızdır, bu iki komutana da sahip değilsinizdir ya da renkleri düşüktür, hala gri ya da yeşildir. O zaman yine arkadaşlar hatta yüksek olan Sabrina komutanı buraya alabilirsiniz ve şayet bunlardan Razzle bulunuyorsa arkadaşlar, işte Razzle sarı renktedir ama diğerleri hala gri renktedir. O zaman burada Razzle'ı kullanabilirsiniz. Şayet mavi renktelerse bile Razzle'ın yerine Mango ya da Merrill Peak'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şayet karşımızdaki komutanımız mızrakçı olmuş olsaydı, haliyle kontrollamamız gerektiğinden piyade komutanları mızrakçı lidere karşı kullanmamız gerekecek. Burada da arkadaşlar yine hem defans özelliği yüksek olan komutanımız ve atağı da yüksek olan komutanımız Chris olduğundan dolayı haliyle karşısına Chris'i alacaktık. Şayet mızrakçı bir liderimiz olmuş olsaydı karşımızdaki. Yanına da dediğim gibi yine mızrakçıda olduğu gibi burada da arkadaşlar Arya Stark en yüksek atağa sahip olduğu için piyade komutanlar arasında Arya'yı hemen sağına alacağız. Şayet varsa Barret arkadaşlar, Barret'i de aynı şekilde yanına kullanabilirsiniz. Ama Barret'iniz yoksa yine okçu komutanlardan Sabrina'yı hemen yanına alıp kullanabilirsiniz. Şayet karşımızdaki okçu bir isyancı lider olmuş olsaydı, sınıf olarak okçu olmuş olsaydı arkadaşlar, haliyle okçular nötr bir sınıf olduğundan dolayı onu kontrollayacak herhangi bir sınıf olmadığı için burada özellikle atağı yüksek olan komutanlarını kullanmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar şu arka hattımızı öne çekeceğiz. Yani daha önce diğer komutanları da hep arkada tutmuş olduğumuz hattı öne doğru çekiyoruz ve arkaya arkadaşlar atağı en yüksek olan komutanlardan seçiyoruz. Bunlardan işte ilk sırada piyade sınıfından baktığımız zaman Arya Stark bulunuyor. Arya Stark'ı seçiyoruz. Şayet baretiniz mor veya sarı ise bareti de kullanabilirsiniz yanında. Ama işte Mango vardır ya da Merrill Peak vardır sarı renkli. Bunları da aynı şekilde arka hatta kullanabilirsiniz. Şayet bunlar yoksa işte sadece aslanınız bulunuyor. Aslanı koyacaksınız arkadaşlar ve diğer bahsetmiş olduğum işte Mango, Merrill Peak, Mango, işte Barret gibi komutanınız bulunmuyorsa arkadaşlar, o zaman en arkadaki hatta Sabrina'yı koyabilirsiniz. Bu şekilde okçu komutana en yüksek hasarı vermeniz mümkün arkadaşlar. Bunun dışında söylemem gereken bir iki husus daha var. Özellikle artık ayda bir gerçekleştirilen krallık savaşında arkadaşlar biliyorsunuz Dark Clan'ın seti verilmekte. Ve Dark Clan'ın setiyle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz Dark Clan'ın seti tamamen isyancı liderlerine karşı kullanılan bir set. Haliyle Dark Clan'ın setinizi yükseltmeniz gerekiyor. Yani krallık savaşında mutlak suretle o aşamaları tek tek geçip Dark Clan'a setine ait olan o sandıklara sahip olmanız gerekiyor. Bununla birlikte daha yüksek bir hasar verebilirsiniz isyancı liderlerine. Bunun dışında arkadaşlar isyancı liderlerine saldırırken genelde dediğim gibi sabit komutan olan Jean'i sürekli Lord Komutan olarak seçmeniz sizin için daha sağlıklı olur. Neden? Çünkü şayet Lord Komutanınız, yani şurada seçmiş olduğunuz komutan saldırı esnasında, yani o isyancı liderlerine saldırırken o grup içerisinde değilse, yani seçmiş olduğunuz komutanlar içerisinde değilse, Dark Clan'ın setinden herhangi bir şekilde faydalanmamış olursunuz. Bir diğer husus ise arkadaşlar kale görünümü, kum tepesi kale görünümüne sahipseniz arkadaşlar ekstradan %20 hasar vermiş olursunuz. Kum tepesi kale görünümünde arkadaşlar her ay yenilenen alım bileti bölümünden 100 kara elmas karşılığı satın alabiliyorsunuz. Şayet imkanınız varsa arkadaşlar
almanızda büyük fayda var. Yani bununla birlikte normalde 3 level 1 ata örneğin saldırıyorsanız normalde 3 vuruşta kesebildiğiniz bir atı çok rahat bir şekilde 2 vuruşta kesme olanağına sahip olursunuz. Bir diğer ince bir detaydan bahsedeceğim arkadaşlar. O da şayet bir isyancı liderine, şurada göstereyim özellikle, tek bir sefer saldırırsanız arkadaşlar, bir sonraki saldırınızda arkadaşlar daha yüksek hasar vermiş olursunuz. Ama şöyle atıyor, 4-3 kere de saldırdınız, her 3 saldırınız tek bir hasar üzerinden hesaplanacağı için, atıyorum her bir saldırınız %30'dur, %30, %30, %30, maksimum %90 vurmuş olursunuz. Ama şöyle tek tek saldırırsanız bir isyancı liderine arkadaşlar, o zaman atıyorum birinci vuruşunuz %30'dur, ikinci vuruşunuz %35'e çıkar ve üçüncü vuruşunuzda %40'ın üstüne çıkar. Yani bu şekilde arkadaşlar tek tek saldırarak hasarınızı yükseltebilirsiniz. Zaten dikkat edin, şurada isyancı liderinin üstünde zaten yazıyor. Arda arda ataklar sana hasar bonusu verir. Yani tek tek saldırırsanız daha yüksek vurmuş olursunuz. Ama dediğim gibi tek bir seferde üçlü atak yaparsanız o üçlü atak tek bir hasar bonusu üzerinden hesaplandığı için %30, %30, %30 vurursunuz ve toplamda %90 vurursunuz. Ama öbür türlü arkadaşlar ilk vuruşta %30 vurursunuz. Şöyle tek tek saldırdığınızı düşünün. İkinci vuruşunuzda, yani tekrar gitti geldi, bir daha saldırdınız, %35'e çıktı, oldu %65. Bir sonraki saldırınız %40 vurdu ve 3 vuruşta arkadaşlar %100'ün üstüne çıkmış olursunuz. Ve bu sefer bu şekilde arkadaşlar rahat bir şekilde o isyancı liderini kesmiş olursunuz. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.